Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol çikolatalı, bol kakaolu ıslak kurabiye yapacağım. Nasıl yapmışım? Hadi gelin beraber yapalım. Malzemelerimize geçelim. 125 gram margarinimizi kaseme aldım. Üzerine bir tane yumurtamı kırdım. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Bir çay bardağı pudra şekerimiz vardı, onu da ekleyelim. Bir dolu yemek kaşığı tepeleme kakaomuzu da ekleyelim. Bir tane de vanilyamızı ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kabartma tozumuzu da ekleyelim. 4-4,5 çay bardağı unumuz vardı. Onu da kenara alalım. Sıvı malzemelerimizi güzelce bir karıştıralım. Sonra unumuzu azar azar ekleyelim. Evet arkadaşlar, sıvı malzemelerimiz karıştı. Unumuzu azar azar ekleyelim. Ve güzelce yoğuralım. Unumuzu her zaman söylediğim gibi azar azar ekleyelim arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamını kaçırmayalım diye. Dört çay bardağı unumuzu kullandıktan sonra kontrollü olarak hazır hazır ekleyebiliriz gene de unumuzu. Evet arkadaşlar, hamurun kıvamını nasıl anlayacağız? Hamurumuz elimizi bıraktığı zaman, hiç elimizde hamur kalmadığı zaman hiç yoğurmamıza gerek yok. Hemen yuvarlamaya geçelim. Daha çok un kullanırsanız hamur kurabiyelerimiz sert olacak ve güzel olmayacaktır. Ve hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayıp borcam sinemizi alalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde olacak. Arkadaşlar, videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim. Kanalıma halen daha abone değilseniz bu saatten sonra kanalıma abone de olabilirsiniz. Bana desteklerinizi bekliyorum. Daha çok tarif, daha çok video gelsin diyorsanız benden yorumlarınızı, aboneliklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Evet, sinimiz dolana kadar, hamurumuz bitene kadar aynı işlemi yapalım. Evet arkadaşlar, hamurumuz bitti, şekillerini verdik ve 175 derece fırında 20 dakika pişmeye gidelim. Biz bu arada sosunu yapalım. 2 çay bardağı sıcak suyumun içerisine 100 gram sütlü çikolatamı ilave ediyorum ve güzelce karıştıralım. Şerbet yapmadık arkadaşlar. Herkes şerbetli yaptığı için ben daha değişik olsun diye çikolatalı sos yaptım bugün kurabiyelerime. Evet, kurabiyelerimiz pişti, çatladılar. Olması gereken kurabiye şekli bu şekilde olacak. Şöyle bir de yakından görelim. Ve çikolata sosumuzun içerisine. Çikolata sosumuz da ılık bu arada. Kurabiyelerimiz de ılık. Bandıralım. Burada ne kadar ıslak istiyorsanız kurabiyelerinizi sosun içinde o kadar daha çok bırakabilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre kurabiyelerinizi daha çok ıslatabilirsiniz. Ya da daha az ıslatabilirsiniz. Evet, bekletelim birazcık, 1-2 dakika ve alalım kurabiyelerimizi. Bu şekilde ve sinimizi alalım. Arkadaşlar, ben de açıklamalar kısmına malzemelerimi yazacağım. Oradan bakabilir, yapabilirsiniz. Aklınızda bir soru işareti kalıyorsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Evet, kalan sosumuzu da tekrar kurabiyelerimizin üzerine sürelim. Hindistan cevizli süreceğimiz için, yapışması için tekrardan sos sürdüm ben. Hem kalan sosumuzu da değerlendirmiş oldum.
ve Hindistan cevizlerimizi sepeleyelim üzerlerine. Siz isterseniz Antep fıstığıyla, fındıkla, fıstıkla da süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde süslemek istedim. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimizi süsledik. Şimdi servisimize geçelim. Bol çikolatalı ıslak bir kurabiye yaptım bugün sizlere. Evet, servis tabağımıza kurabiyelerimizi alalım. Bir de şöyle yakından görelim. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifle tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.